yaptığımız şey işte insana çok benzeyen robotlar bugün için. Ve iyi geldiler. Ama unutmayın, Birol Güven buradan selam olsun. Birol Bey konuk aldığımızı, ya şimdi böyle düşünüyorsunuz ama hani OGS'den hani geçiş yapıyorsunuz, sen o da bir robot diye bir örnek vermiş. Zaten iç içe izlemişti yani. Şimdi, yani fizikselden çok benim bahsettiğim şu farklı bir yerde olacak. Şimdi insan artık mesela sistem diyor ki artık evlilik de robotlarla olacak. Oraya gitmeye başladı. Göreceksiniz yakın zamanda, hani var şu anda ama resmi değil. Robotla evlenen adam, robotla evlenen kadın. Şimdi soru şu. Ayırt edilemeyecek hale gelirse insanlarla robotlar. Ziyaretçileri hatırladım. Şimdi ben size bir örnek vereyim. O zaman yani şu anda büyük bir örneği var. Kaos mu var? Şu anda bir örneği var. Fakat evet, şimdi biz benim böyle insan... Ben robotum ya. Gerçekten. Evet, ben tamam. Ne reyting yapardık yemin ediyorum. Sonunda sırrın ortaya çıkıyor. Ben de çıkıyorum. İnsan görünümlü robotlar ya da herhangi bir şekilde bir canlıya benzer bir form evrimsel olarak bizi heyecanlandırıyor. Mesela biz o yüzden mesela o Sofia mıydı neydi bir kız? Evet, yani, evet. Arabistan vatandaşlıklardı falan. Şimdi o konu bizi çok meşgul ediyor. Bütün bilim kurgu romanları onun üzerinde. Ama esas onun arkasında işleyen zihin, yani o yapay zeka ya da o yazılım neyse, işletim sistemi. Esas onu... Onun çalıştırdığı komutlar bizi hayrete düşürüyor. Yani onun insan biçimi de buna duygusal olarak yardımcı oluyor. Bir grup genç arkadaş, biz iki tane işte bir psikiyatrist arkadaşımla ben bir nörobilimci olarak oturduk konuşuyoruz. Yapay zeka falan böyle uçarken. Dedi ki ya hocam aslında dedi bu terapileri sanal olarak yapan dedi bir yapay zeka yapılabilir mi? Yani sanal terapist yapılabilir mi diye. Benim de tanıdığım işte yapay zeka ile uğraşan bazı arkadaşlar vardı. O anda gaza geldik, telefon açtım çocuklara, dedim ki ya aklımıza bir şey geldi. Ya dedim böyle bir şey yapsak süper olmaz mı falan. Sonuçta terapilerin şeyleri belli, algoritmaları. Biraz da ustalıkla eğitirsen falan bildiğimiz kadarıyla olur diye. Çocuk dedi ki tabii olur hocam, hatta biz onu 5 sene önce yaptık dedi. Yapılmışı vardı. Biz böyle kaldık. 5 yıl diyorum ya, 5 yıl. Yani şu anda kullandığımız mesajlaşma programlarının olmadığı bir zamanda. Biz onu dedi 5 yıl önce yaptık. Birkaç dedi doktor arkadaşla da denedik. Ayırt edemediler dedi. Yani bu Turing testini geçmek demek. Şimdi meşhur Turing testi diye bir şey var. Bir bilgisayarın, yani bir işte ilişkiye geçtiğiniz sistemin gerçek bir insan mı yoksa makine mi olduğunu bir insan ayırt edemiyorsa Turing testini geçmiş demektir o yapay zeka. Orada tabii dar bir konu olduğu için tabii, tam geçmiş sayılmaz. Sayılmaz da hani bu anlamda geçmiş sayılır. Ve 5 yıl önce Sağlık Bakanlığı'nın prosedürlerini gereği bunu yapamayacağımızı anladık. Hatta o zaman domain adı falan almıştır işte, bu adres falan almıştır. Sanal terapist mi, dijital terapist mi neyse. Ve projeyi rafa kaldırmışlar. Şimdi 5 yıl önce tamamen hobi amaçlı olarak uzmanların ayırt edemeyeceği kadar becerikli bir iletişim arayüzü zaten tasarlandı. Şu anda biliyorsunuz canlı yayında online olarak, mesela şu anda bizim görüntümüz yayınlanıyor ya televizyonda. Araya bir yani şu yayın hattı üzerine bir görüntü işleme programı koyuyorsunuz. Bizim görüntülerimiz var ve ağız hareketlerimiz, beden hareketlerimiz tamamen değiştirilerek bambaşka bir şey konuşuyormuş görüntüsü yayınlayabiliyoruz. Tabii. Biz burada ne konuşursak konuşalım. Yani canlı yayında gerçekliği yeniden yaratabiliyoruz. Ta işte o meşhur felsefecilerin simulacre dediği şey, yani televizyonda gördüğünüze inanmayın falan. Şimdi bunun birkaç seviye daha üstüne çıkmış durumdayız zaten, ama insan formundaki robot bizi sadece duygusal olarak etkiliyor. Aslında onun arka planında çok acayip şeyler oluyor. Bugün şu telefonların, o bedavaya kullandığımız sosyal medya hizmetlerinin bizim davranışlarımızı gerçekten, hani yıllardır korktuğumuz o Mançuryalı aday filmlerinde falan filan gördüğümüz bir telefonla katile dönüştürülen çoktan adam Mançuryalı izliyorsun. Tabii. Zaten yapılıyor. Siz diyorsunuz ya, niye bedava onlar? Tabii. Ve mesela şu hizmetler. Kapitalizm şunu keşfetti. Ertan Özyiğit'i tek başına kontrol etmenin bir anlamı yok. Yani ona her istediğini yaptırsan ne olacak? İstatistik olarak ben bu toplumun %30'una bir şey aldırabiliyor muyum? Tamam abi, bitti. Ve çok kolay. İnsanı iyi çalışırsanız, insanı iyi anlarsanız, onun tabiattaki rolünü ve izleyini, yani geldiği yeri iyi anlarsanız, insan çok kolay bir varlık. Hepsi ve her bir teki değil. Ama istatistiksel olarak yönetmeniz çok kolay. Bir panik haberi atın ortaya. Yani yıllar önce hiç unutmam ya, rahmetli babaannem. Şok diye bir haber programı vardı, biliyor musunuz? Evet, Kocan evet, Karar sunardı. Esprili haberler yayınlanırdı. Gecenin bir vakti Karadeniz'i dev karıncalar bastı diye bir haber yapmışlar. Böyle gerçekten küvetin içinde tek kocaman bir karınca küveti dolduruyor falan. Babaannem gece bana telefon etti. Oğlum sizin oralara karınca basmış. Ben o zaman Samsun'dayım. Evet.